MediaMarkt sunar. Murat abi, her hafta artık yaptığımız klasikleşen bir segmentimize daha geldik. Ben inandığım 3 tane cümleyi size söyleyeceğim. Siz kendi yorumlarınızla ne kadar doğru veya yanlış olduğunu bana söyleyeceksiniz. Buyurun. Zion Williamson'ı bekliyorsun NBA. Bekledim, çok heyecanlı. Gelmedi. Evet. Bak, beklediğine değecek mi göreceğiz. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Herkes işte bir Zion efsanesi, Zion konuşuluyor. Ben diyorum ki bu sene ne yaparsa yapsın, yılın çaylağı, yarım sezon oynamayan bir oyuncunun seçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya %100 katılıyorum ama şimdi 38 sayı, 21 rebound ve 7 asist ortalamasıyla oynarsa... Hep beklemediğim için tabii ki söylüyorum. Yani, yok, katılıyorum için. Çünkü ya ben olsam oynatmam bir kere. Yani ben özel bir trainer ekibi tutarım ve o Charles Barkley'in birkaç kere dile getirdiği gibi onu gelecek seneye en fit şekilde hazırlarım. İleride bir dizi veya ayak bileği veya belinin zarar görmeyeceği bir şekilde hazırlarım. Hem de yani Larry seçme hakkın şu bu, yani işin içine bir sürü tamam trust the process yapsınlar demiyorum. Gelecek sene mutlaka. NBA'yi de istiyor çünkü NBA'nin yeni yüzü olarak lanse ediliyor. Ayakkabı firması baskı yapıyor. 75 milyon dolarlık ayakkabı anlaşması yaptı. Ortalıkta yok. Ratingler aşağıdan yukarı çekecek. Yani Instagram'da evde ayakkabıyı gösterip TV seyrederken onu yayınlamakla bu işler olmuyor. 75 milyon dolardan söz ediyoruz. O açıdan üzerinde de oynasın diye bence müthiş bir baskı var. Ama burada biraz Kawhi Leonard'ın sezona bakış açısı gibi Zion'ın etrafındakilerin de kariyerine bakış açısı olması lazım. Yani en iyi çaylak ödülü yani zaten Ja'ya çok haksızlık olur. Çünkü hakikaten tamam ikinci sırada beklentiler çok üst düzeye ama hiç geri adım atmayan, biraz Jordan'a benzetiyorum. Şut atamaz diyorlar, şut atıyor. Şunu yapamaz diyorlar, onun üstüne çalışıyor. Yani çok da özel bir oyuncu olacak. Esasında buradaki belki senin soracağın soru, ikisi de tam gaz bastığı zaman Zion mı, Ja mı olmalı? Zion'ın tam gazını bir görsek, onu o zaman çok abi, Zion'ın tam gazını görmek için fit olması lazım. Kesinlikle. Şimdi. Korkunç bir yetenek ama böyle sen hatırlar mısın? John Williams vardı. LSU. Dale Brown'a kalp krizi geçirdi. Erken profesyonel olacağım kararı aldığında. Fil gibi böyle. Korkunç bir oyuncu. O guard gibi de oynuyordu. Hiçbir yere varamadı. Evet. Yani böyle kilolu oyuncuların çok hoplayıp zıplamasına bile çok fazla nur içinde yatsın. Tractor. Trailer, Robert Trailer. Altıncı sırada mı ne seçilmişti? Yani Larry'nin en tepelerinde, tabii. En yukarısında seçildi. Yani bunun bilincinde olması lazım etrafındakiler ve çok fit bir süre var. Ayakkabı firmalarına da diyeceksin ki ya kusura bakma. Yani bu sene böyle, gelecek sene iyi ki bu sene oynamamış ve kiloları diyeceksin. Vermiş diyeceksiniz. NBA'de diyeceksin ki ya tamam şimdi 3 maç oynasın, yine sakatlanırsa senin o 10 sene, 15 sene geleceğin yüzün olacak, taşıyacak olan oyuncu kaybolup gidecek. Sabır. Birebir katıldığım için buna bir şey eklemeye zaten şey yapmıyorum. İkinci konumuz Murat abi, 6 maçları üst üste kaybeden bir Timberwolves var. Batı'da şu anda sondan ikinci sıradalar Sacramento Kings'le beraber. Karl Anthony Towns'un takım taşıyabilen bir süper yıldız olamayacağı bence artık kanıtlandı. Diyorsun. Diyorum. Buyurun. Yani kafa yapısı olarak kanıtlandı. Ama değişir, olgunlaşır diye düşünüyorum. Şimdi 6 maç arka arkaya kaybettiler ama öyle çok da kötü takımlara kaybetmediler. Yani 2 kez Indiana, Nuggets, Raptors, Rockets, Thunder. Yani bir anda böyle panik yapılacak bir 6 maçlık mağlubiyet serisi değil. Hani 2 kere Knicks'e yenilirsin.
çok İki zor. Kere Atlanta'ya. Golden State seni gelir evinde yener falan. O zaman şey yapıyorum ama şimdi 15 maç kaçırdı. Karl Anthony Towns 14 Aralık'la 8 Ocak arası. Şimdi bu sakatlıklar bir kere Zion için söylediğimin aynısı Cat için de geçerli. Abi bir fit ol ya. Değil mi? Şöyle bir görelim ya. Yani tamam çok iyisin. Bu yetiyor. Ama sen yani tarihte basketbolu bıraktığın zaman nasıl hatırlanmak istiyorsun? Ya Minnesota'da bir tane kilolu bir yani Allah rahmet eylesin. Yani trailer'ı hatırladığımız evet. zaman daha üst seviyede hatırlanacak ama yani öyle mi hatırlanmak istiyorsun ya da ya şu Cat var ya hani 5 sene arka arkaya takımını yaka finaline taşımıştı. 2 tane de şampiyonluğu var. Ne adamdı ya. İçeriden dışarıdan çember koruyucu şu bu. Öyle mi hatırlanmak istiyorsun? Yani bunu demek için daha erken hele bu mağlubiyet serisinden sonra ama çok özel bir yetenek olduğunun da artık farkına varması lazım. Ha, belki oynadığı takımdan mı kaynaklanıyor ama ben Kevin Garnett orada oynarken de hatırlıyorum abi. Tabii. Yani Stephen Marbury'ler geldi gitti onlar falan. Kevin Garnett yani tek başına bir takımla. Big Ticket işte izlettiriyordu. Big Ticket işte. Yani o açıdan yani endişe var ama değişmek için süreç de var diyorum. O da ben 5. sezonundayız Karl Anthony Towns'un lige geldiğinden beri. Bireysel rakamlarına baktığınızda hakikaten ve oyununa muazzam bir yetenek ama 5. seneden sonra o sizin söylediğiniz ya bir kendine biraz bak, fiziksel kendini geliştir. Artık ondan vazgeçtim. Yani yapacak olan oyuncunun yapardığı düşünüyorum. Yani Timberwolves'un 2015-2016 sezonunda Karl Anthony Towns'un draft edildiği sezondan bu yana ki performansına baktığınızda sırayla Batı'da 13. Batı'da 13. 8. olup playoff'a kalıp ilk round'da 4-1 Rockets'a kaybediyorlar. Bunda utanılacak bir şey yok. Bunun yok. Üzerine koyuyor mu? Hayır, Batı'da 11. Bugün Batı'da 13. Yani benim için takım taşıyan süper yıldız dediğiniz zaman en azından bir playoff resminin içinde girdi giremedi, birinci turda elendi. Yani bunların hiçbirini göremiyoruz. Kendi istatistikleri çok yüksek. Çok güzel bir, yani benim için Karl Anthony Towns hepsinden daha iyi bir Chris Bosh, hepsinden daha iyi bir Kevin Love rolü üstlenecek. Üçüncü yanında adam yani. İkinci veya üçüncü adam. Yani iki de olabilir. Bu maaş, bu kontratla üçüncü adam nasıl olacak? Yani? Tabii yani ikinci adam diyelim ya da yani üç biraz fazla olur ama yani yanında bir Batman gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. O Batman de Wiggins değil. Kesinlikle değil. Wiggins. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Suçlu kim biliyor musun? Calipari. Sen onu Kentucky'ye götürmek için lisedeyken ben seni olimpiyatlarda oynamış en genç oyuncu yapacağım diye Dominik Cumhuriyeti. Yani böyle işte Anthony Bennett, Mauricio Gerard değil de Anthony Bennett'in bu kadar yetenekli bir adamın nasıl yani ciddiye almadığını basketbolun bu kadar da başından iş geçtikten sonra ya dedi o her şey o kadar kafaya alışmış ki önüne verilmesine. Ondan yani sen 17 yaşında bir çocuğa böyle bir tane vaat edip şey yaparsan her şey olur. Ama inşallah etrafındaki onun da mutlaka beyin ekibi vardır. Bir tak ettirsin artık. Yani ben ettirse bile ona tabii çok iyi bir Robin olacağını. Tamam. Şu anda çok iyi bir Robin olup olmayacağı bile tartışılıyor. Haklısınız. Yani değil aynen mi? Öyle. Yani. Aynen öyle. Yani yanına ne bileyim yani Portland'a gitse şu anda Trail Blazers'a çok farklı bir takım konuşuyor olabiliriz gibi geliyor mesela. En yani, azından yani seçtiğim takım. Yani makalı mı verip bunu mu alacağım? Mesela Dame'in yanına. Diyelim ve Dame'e geçelim. Dame bunu biraz şey yapar ama. Yıpratır. Yıpratır tabii. Biraz da öyle biri olmaması Minnesota'da. Evet. Yani şimdi LeBron'un yanına versen LeBron buna katlanacak mı böyle? Butler'ın söylediklerini biliyoruz. Butler zaten yani kaçtı. Baktı ki olmuyor, kaçtı yani. Antrenmanda terör estirip. Keşke o zaman Butler'ı dinleseydi. Şimdi i̇şte, böyle olmazdı.
Aynen. Evet. Orada herkes kötü adamı Butler olarak gösterdi ama aslında dost acı sayılar lafıyla haklıydı diyelim. Şimdi Dame'e geçelim. Geçtiğimiz gün 61 sayı attı ve müthiş bir performans sergiledi. Belki yakın dönem olduğu için sen kendini çok ona yönlendirdin ve ondan dolayı böyle düşünüyorsun diyebilirsiniz. Ama Dame Lillard, NBA'deki Steph Curry ve Luka Doncic'ten sonra hücumu en iyi 3. point guard diyorum. Burada tabii ki Harden'ı shooting guard yani 2 numara olarak düşündüğümü de parantez içinde size söylüyorum. Kyrie'yi içine koyuyorum bunun. Kyrie'den daha iyi bir hücum oyuncusu diyorum. Güzel. Şu anda. Hadi. Beklemiyordum katılmanızı. Yani şu açıdan, yani Kyrie gibi olsa katılmayacaktım ama yani şimdi Şimşek de hep aynı yere düşüyor. Şimşek mi? Yıldırım mı? Yıldırım düşüyor değil mi? Şimşek havada kalan mı? İkisi yıldırım arasında... düşüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yıldırım düşüyor, şimşek düşmüyor mu? Ha. Yıldırım hep aynı yere düşüyorsa yani biraz da şey yapmak lazım. Tamam daha Nets'te doğru düz oynama şansı bile bulamadı belki ama. Yani şöyle, şimdi Dame ben şu açıdan çok seviyorum. Zaten Portland'ın onu 6. sırada, 6'ydı değil mi? 6. sırada altı, seçmesi de. Weber yani State'ten hangi oyuncu var NBA'de? Yok herhalde. Yani öyle bir background, öyle bir okul ve hakikaten geldiği nokta inanılmaz. Yani Kyrie 3 olur, Dame 4 olur ama oralarda. Yani kesinlikle. Oralarda. Weber State'ten olmasından dolayı Larry Pick olsa da onun kendisini 6 mıymış? Kendisini yeterince gereken saygıyı görmediğine dair bir şey var ve bunu da çok iyi kullanıyor. Ve bunda da haklı. Niye kesinlikle haklı biliyor musun? Bir kez en iyi 5'e, iki kez de en iyi ikinci 5'e, bir kez de üçüncü en iyi 5'e. Zaten yani bu ne demek? Buralarda. Buralarda. Yani senin dediğin şey doğru. Şimdi 2017-18 MVP yarışını dördüncü bitiriyor. Ve 2015-16'da All-Star seçilmiyor. Büyük tabii. Ama sezon sonunda NBA'in ikinci en iyi 5'ine seçiliyor. Şimdi ya All-Star kadroları üçer kişiye indi, haberimiz yok, Big Game gibi. Yani olacak şey değil. Ve o bunu, seni çok iyi hatırlıyorum, çok büyük bir kişisel olarak. O bunu o kadar güzel kullanıyor ki işte böyle kullanman lazım. Yani Carl Anthony Towns'un da bu şeyi eksik. Her şeyi millet önüne koyduğu zaman Kalipari'ler, şunlar, bunlar. Neden Duke'dan o kadar yetenekli oyuncu, hepsi Duke'a gidiyor, hepsi Kentucky'ye gidiyor, hepsi North Carolina'ya gidiyor. Ama baktığın zaman bardağın ne kadarını doldurdu? Yani 3-5 oyuncu hariç yok tabii. Yok yani. Doğru. Ondan o zor yolun o değerini biliyor. Kesinlikle katılıyorum orada. Yani bir de şöyle bir şey. Ya için de benzer bir şey. Murray State. Ha Murray State'ten oyuncu çıktı. Çıktı ama. Ama yani bir Kentucky, bir North Carolina, bir Indiana, Kansas yani Duke, bunlar gibi yanına yaklaşamaz. Bahsettiniz bir önceki konuda zaten. Bazı yıldızlar var ki hakkında yazılan en ufak bir şeyi alıp bunu motivasyon olarak kullanan, bunun en iyi örneği Michael Jordan'dı zaten. Hall of Fame konuşmasında da bunu görüyorsunuz. Hala aynı şeylerden bahsediyor. Ja da bunlardan biri. Dame de bunlardan kesinlikle biri. Bunu söylememdeki sebeplerden bir tanesi de Murat abi, Dame kariyerinde en çok 9 maç kaçırmış. Ve ortalama 78 maçını oynuyor 82 maçın. Kyrie Irving ortalama 63 maç oynuyor. Sakatlıklar peşini bırakmıyor bir türlü. Ve de bu sene 42 maçta daha 15 maç oynamış. Yine bu sakatlık problemi peşinden geliyor. Ve Kyrie'yi Kyrie'yi yapan senelerde hep ikinci opsiyon. LeBron'un yanında, Batman'in yanında, Robin rolüyle aslında ne kadar yetenekli, ne kadar yetenekli dedik ama Batman rolüne soyunduğunda bu başarıyı, takım başarısını gösteremediğini gördük. Dame Batman olarak Portland Trail Blazers'ı iki kere Batı'da ikinci yaptı. Geçen sene Batı finaline çıkarttı. Bu hiç küçümsenecek bir başarı değil. Portland gibi bir
küçük pazarda yanında ikinci her ne kadar çok iyi bir oyuncu olsa da McCollum hangi diyalogda en iyi diyaloğuna girer? Pek girecek bir oyuncu değil. İyi bir yardımcı oyuncu ama öyle... Yani tam Robin bile değil. Değil. Bad Dog. Değil yani... Geçen ama sene... son filmlerde yok değil mi Bad Dog? Bad Dog yok, hayır. Çok uzun bir süredir yok. Öldü mü? Allah korusun diye. Allah korusun. Yani şöyle düşünün. O da vardı eskiden. Kyrie, Jason Tatum, Jaylen Brown. Bu geçen seneki Celtics kadrosuna bakın. Bir de CJ McCollum'lu, Dame Lillard'lı ve daha zor bir batıdaki Portland'a bakın. Yani Dame Lillard'ın hem takımsal hem bireysel başarısının ben nedense Kyrie kadar konuşulmadığını ve Kyrie'den aslında daha ofansif olarak da, komple oyun olarak da, takıma katkısı, liderliği olarak da çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Katıldım. Diyelim ve 3'te 2 yaptım bu hafta. Diyelim ve NFL bölümümüze, Amerikan futbolunda Super Bowl'u konuşacağız. İzleyin mutlaka diyelim. Çok güzel görüntüler var. MediaMarkt sundu.